Arkadaşlar merhaba. Bugün AutoCAD 2014'te Arc komutunu işleyeceğiz. Arc komutu yay çizmek için kullanılan bir komut. Klavye kısa yolu A Enter şeklinde giriliyor. Şimdi yukarıda Draw menüsünden Arc komutuna girebiliriz. Burada Arc komutunun yani yay çizim işleminin birden fazla parametresi mevcut. Fakat burada en sık kullanılan iki tane parametresini anlatacağım. Birincisi 3 point arc işlemi, yani yayın başlangıç, ikinci nokta ve bitiş noktası girilerek yapılan yay çizim işlemi. Bir diğer şekli ise arc komutu SR dediğimiz, yani start end radius şeklinde yayın başlangıcı, bitişi ve yarıçap değerini kullanarak oluşturma işlemi. Şimdi 3 point işleminde herhangi bir ölçü giremezsiniz. Yani elinizde 3 adet nokta vardır ve siz bu 3 noktaya tıklayarak yayınızı oluşturursunuz. Sol mouse tuşuyla tek tek tıklayarak yayınızı oluşturursunuz. Bir diğer yöntemde ise yayın başlangıç ve bitiş noktasını belirledikten sonra yayın yarı çap değerini girerek bunu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane daire oluşturalım ekrana. C Enter diyorum. Sol tuşla tıklayıp yerimi belirledim. 120 mm yarı çap değerimi giriyorum. Şimdi arc komutuna girelim. A Enter diyorum. Öncelikle 3 noktadan geçen yay çizim işlemi. 3 noktadan geçen yay çizim işleminde Start, Second, End. Bakın buradaki 3 tane kelime bize aşağıda komut satırında görünecektir. Şurada. Şu an ne diyor? Mesela Start Point of Arc, yayın başlangıç noktasını belirleyin diyor. Tıklıyorum sol tuşla. Daha sonra Second Point of Arc, yayın ikinci noktasını belirle diyor. Gelip sol tuşla tıklıyorum. Daha sonra End Point of Arc, yayın üçüncü yani uç noktasını, bitişini tıklayın diyor. Tıkladım şu şekilde sol tuşla. Üçüncü noktayı tıkladığınız zaman komuttan kendisi çıkış yapacaktır arkadaşlar. Tekrar sağ tıklayıp Arc komutuna geri dönüyorum. Geliyorum. 1 Start, 2 Second, 3 End. Tekrar sağ tuş, komuta geri dönüyorum. Sol tuşla yine 1, 2 ve 3 deyip 3 tane nokta oluşturuyorum. Tekrar sağ tıklıyorum. 1, 2 ve 3 deyip yine 3 noktadan geçen yay çizim işlemini bu şekilde ölçüsüz olarak yapabiliyoruz arkadaşlar. Elimizde bulunan 3 adet noktayı kullanarak bunu yapabiliyoruz. Şimdi bunları siliyorum. Başka bir yay çizim işlemimiz ise dediğimiz gibi start end radius, başlangıç, bitiş ve yarıçap. Şimdi burada SR parametresi, bakın start end radius parametre sırayla gider. Yani önce startı sorar, daha sonra end point uç nokta için end parametresini aktif hale getirirsiniz, bitişi tıklarsınız. Daha sonra radius parametresini gördüğünüz zaman R enter deyip aktif hale getirirsiniz ve klavyeden yayın yarıçap değerini girip enter şeklinde oluşturabiliriz. Yapalım şimdi. A enter diyelim. Start point of arc diyor. S parametresi için herhangi bir şey yapmıyoruz start için. Direkt tıklıyoruz. Daha sonra second point of arc or center end diyor. End'i aktif hale getiriyorum. E enter. Şimdi bana end point of arc, yayın bitiş noktasını tıkla diyor. Şu an merkezi göremiyoruz. Onun için şöyle etrafında evet dolaştırdığımız zaman ortada çıkan artıya götürüp tıklıyorum. Daha sonra radius'u aktif hale getireceğim. R enter diyeceğim. Yarıçap değerimi girip enter diyorum. Şimdi arc SR'de şöyle bir şey var. Örneğin start aşağıda, end merkezde belirleyip radius'u verdiğimiz zaman yay sağ tarafa doğru çıktı. Bunun tam tersi, yani şuradaki gibi sol tarafa doğru yapmak istiyorsak ilk başta belirlediğimiz start ve end burada yer değiştirmek zorunda. Yani başlangıç, merkez, bitiş, uç nokta, dışarısı, sınır olacak. Ve daha sonra radius'u girerek ters işlemi yapacağız. A enter diyorum. Başlangıç noktamı tıkladım. End'i aktif hale getireceğim şurada aşağıdan. E enter diyeceğim. Bitiş noktamı sol tuşla tıklıyorum. Daha sonra radius'u aktif hale getiriyorum. R enter diyorum. Yarıçap değerimi girip enter diyorum. Tekrar sağ tıklıyorum. Yayın başlangıç noktası tıkladım. End'i aktif hale getiriyorum. E enter. Bitiş noktamı gelip tıkladım. Radius'u aktif hale getiriyorum. R enter. Yarıçap değerimi girip enter diyorum. Şimdi bunda aşağı doğru çıktı yay. Başlangıç noktamız merkez. Bitiş noktamız sınırdı. Tam tersi için bu sefer başlangıç noktası sınır, bitiş noktası merkez olacak. Sağ tıklayıp dönüyorum komuta. Sol tuşla tıkladım. E enter. Tıkladım bitiş noktamı. R enter. 120 enter. Şimdi bunu
Yani ARC/SR parametresini bu şekilde klavyeden kullanabileceğiniz gibi yukarıda Draw menüsünden Arc Start and Radius şeklinde girebilirsiniz. Şimdi bu şekilde buradan menüden girerseniz eğer End'i ve Radius'u işte E Enter, R Enter diyerek aktif hale getirmek zorunda kalmayacaksınız. Mesela komuta girdim, direkt başlangıç noktasını tıklıyorum. Burada bakın bir E yazmış, benim yerime End'i aktif hale getirmiş, bana sadece burada tıklaması kalıyor. Geliyorum, sol tuşla tıklıyorum. Daha sonra bakın Radius'u da aktif hale getirmiş, komut satırında görüyorum şu an. Direkt yarıçap değerini giriyorum, 120 Enter diyorum. Şimdi tam tersi işlemi yapacağız. Yine ARC/SR diyeceğim. 1, 2, 120 Enter. Şimdi burada yani otomatik parametre aktivasyon işlemini her defasında böyle sağ tıklayarak yapamazsınız. Bunun için sürekli olarak buradan menüden kullanmanız gerekiyor. Her defasında tek tek girip parametreyi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sağ tıkladığınızda bunu otomatik olarak kabul etmiyor. İki şekilde de bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz parametreleri tek tek aktif hale getirerek klavyeden, isterseniz yukarıda Draw menüsünden Arc bölümüne gelerek buradan Start and Radius seçerek sadece tıklama işlemini siz yapıyorsunuz ve yarıçap değerini giriyorsunuz. Parametreleri kendisi aktif hale getiriyor arkadaşlar otomatik bir şekilde. Burada da yine arc komutu 3P kullanılışı, yani 3 noktadan geçen yay çizimi ve arc komutu SR kullanılışı yine burada yazılıyor arkadaşlar. Burayı da yine isterseniz not edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.